Telefon hattımızda Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç hoş geldin. Hoş bulduk Ali Bey, iyi yayınlar. Evet, şöyle bir piyasa raporu istiyorum senden. Yani kurdan başlayarak pariteye, oradan dolar endeksine kadar uzanan hatta bir borsayı da kapsayan bir analiz istiyorum. Nasıl bir tablo var, ne görünüyor, piyasa kendini nasıl regüle edebilir bu koşullar altında? Yani doğrusunu söylemek gerekirse herhalde en rahat yani ons altın tarafında sizin bütün bahsettiğiniz ürünler içerisinde yoruma başlayabiliriz. Orada yatay bir bant içerisinde devam ediyoruz. Yani teknik olarak bu doların değer kazanması ve oraya yönelişin de ons altın tarafında bu 1200-1220 aralığındaki yatay bant içerisinde etkisini şu an biraz daha minimize etmiş bir görüntüsü var. 1195 oradaki bir bu yatay bant içerisinde kırılma olmadığı sürece 1195 doların bu dolar etkileşiminden şu an için en az etkilenen ürün gibi gözüküyor. Çünkü daha önce de çok bir değer kaybı yaşadığından dolayı. Parite tarafına gelirsek euro dolarda şimdi her nasıl söyleyelim, yani bu Amerika ve diğer ülkeler arasındaki etkileşimin devam etmesi doları hep lehine sonuçlanmış ve güçlendirmiş olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi parite uzun bir süre özellikle euro tarafıyla güçlü kalmaya çalıştı ama görebildiğim kadarıyla bu 1.15 teknik seviyesinin özellikle dün akşam dan bu sabah kırılmasıyla birlikte orada da sert satışlar geldiğini gördük. Biraz da orada teknik düzeltme oluyor gibi. Çünkü her ne kadar dünkü üfe rakamları sonrası bugünkü enflasyonun da Amerika'dan eğer çok böyle beklentiler düzeyinde gelmemesiyle birlikte doları yalnızca bu ülke primi olarak, yani yöneliş olarak bir değer kazanımı olarak görmek lazım. Ama netice itibariyle euronun da bu yönlendirmeden, dolara yönelişten negatif etkilendiğini, hatta bunun yanında sterlin de işte gelişmiş ülke para birimlerinde etkileyebiliriz, bir etkileşimi olduğunu görüyoruz. Burada 1.15'in üstünde euro dolarda eğer orta vadede kalınmazsa benim hala yıl sonu güçlü euro beklentim devam etmesi için de bu teknik seviyenin üzerinde bugün veya en kötü pazartesi günü kalıcı olmamız gerekiyor. Bugünkü enflasyon verileri Amerika tarafından onun için önemli olacaktır. Borsa tarafına gelince de son bir haftadır özellikle dün işte belli kurumlar içerisindeki daha önce bazı yüklü alım ordinalarının olduğu şekilde alışların borsa tarafında da gerçekleştiğini görmüştük. Bu sabah da her ne kadar kurda yeni zirveler ya da TL'nin çok zayıf bir şekilde güne başlamasıyla birlikte olsa da o alışlara bir belli hisse senetlerinde devam edildiğini görüyoruz ve yine de borsamızın hala en az etkilenen, tabii orada da ons altın benzetmemize yakın daha önceki değer kayıplarından bir yatay seyir diyebiliriz. Yatay aşağı doğru ama 97.500'ün üstünde kalamayan tüm bu alışlara rağmen bir borsa var. Orada kritik seviyemiz, yani aşağıdaki o boş ve aşağı doğru baskılanan alan olan 97.500'ün üstüne borsa kalıcı bir şekilde oturmadığı sürece de yukarı yönlü böyle bir orta vadeli yükseliş beklentimizin şu an için biraz ertelenmesi gerekeceğini düşünüyorum. Herhalde dolar TL tarafı en hareketli olduğu için en son oraya gelmekte fayda olduğunu düşündüm. Şimdi biraz önce değerli konuğumuzun da anlattığı çok değerli bilgiler ışığında bugün Sayın Albayrak'ın açıklamaları sonrasında bu diplomasi anlaşmaları veya anlaşamamazlık konusu masada olduğu sürece biz orta vadeli beklentilerimizi rakamsal ve vadesel olarak, yani sayısal ne kadar katkı sağlayacağını bütçemize veya harcamalara bunu net olarak döktükten sonra ben Merkez Bankası'nın da daha önceki toplantısında veya enflasyon raporunda hani kendi üzerime düşeni yaptım, biraz maliye politikalarına dikkat etmemiz lazım gibi bir anlayış benimsenmiş olsa da şu anda tekrar para politikalarıyla da bugün açıklanabilecek veya orta vadeli programda açıklanabilecek maliye politikalarında
maalesef para politikalarında tekrar desteklenmesi gereken. Yani ne demek istiyorum? Yeni bir faizle de bu orta vadeli programımızın ya da planımızın ya da yeni ekonomik düzenimizin diyelim de desteklenmesi gerekecek. Ve sonra da bizim bu ikili ilişkilerdeki bu diplomatik sorunda çözdüğümüz bir süreç olmadığı sürece kalıcı bir kur aşağı hareketinde beklemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Burada artık teknik seviyeleri biz analiz yaparken, yazılı olurken çok daha gecikti. Sözlü bile yetişemiyoruz açık söylemek gerekirse. O açıdan burada 5.70 seviyesi dolar TL'de yeni aşağıdaki hani stop seviyemiz diyebileceğimiz geniş bir aralıkta. Onun haricinde tüm gelişmeler şu an için yukarı yönlü bir beklenti içerisinde maalesef devam etmiş bir kur gibi gözüküyor. Evet. Peki son 2,5-3 dakikamız. Şimdi altın meselesini biraz konuşalım istiyorum. Şu sebeple yani bugünkü durumla bağlantılı bir şekilde konuşacağız. Altın, gram altında 231 lira sınırını geçtik. Bu bir rekor. Yani 6 ay önce 160 lira sınırlarında olan gram altından bahsediyoruz. Neredeyse gram başına 50 lira koymuş durumda. Oradan geliyor. Şimdi altına olan yöneliş, gram altına olan yöneliş İki sebepten kaynaklanıyor bana göre. Bir, TL'de kalmayan ya da kalmak istemeyenlerin girebileceği iki adres var. Bir tanesi döviz, dolar daha doğrusu. Çünkü euro da çok güvenli bir para değil şu an itibariyle. Öteki de altın. Altına girenlerin de iki sebebi var. Bir kısmı param dolarda olmasın da nerede olursa olsun ama karlı bir yerde olsun diyenlerin yöneliği diye altına gitmiş olabilir. Bir de döviz o kadar hızlı arttı ki dövizin hızına yetişip döviz alamayanlar altına dönmek durumunda kaldılar. Yani dövizdeki bu hızlı tırmanış, dolardaki hızlı tırmanış altına olan yatırımı zorunlu hale getirdi. Altın artık bir zorunlu yatırım aracı gibi Türk halkı için, gram altından bahsediyorum tabii, onstan bağımsız bir şekilde hareket eden bir gram var. Bununla ilgili bir değerlendirme yaparsanız öyle noktalayabiliriz. Buyurun. Tamamen katılıyorum Ali Bey. Bir kere şimdi Türkiye'de sezon olarak da ihtiyaç olarak da özellikle altın tarafına yatırım olarak da özellikle döviz tarafında yatırım yapmak istemeyen veya ihtiyaç dahilinde altına yönelen yatırımcıların da bu tarafa talepte bulunduğunu görüyoruz ya da bu taraf kullandığını görüyoruz. Ama benim görebildiğim kadarıyla biraz önce bahsettiğim ons altındaki o yatay seyir sonrasında gram altında da ikinci değişken olan kur tarafının birebir etkilerini görüyoruz. Yani sabah saatlerinde 244-245 TL'lere kadar bir yükseliş gördük. Büyük ihtimal bugünkü açıklamalar ve gelişmeler sonrasında da kurdaki oynaklığa benzer bir oynaklığın biz gram altın tarafında da göreceğimizi, kurla birebir olarak da yukarı ve aşağı hareketlerin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 6.25 dolar TL aşağı yukarı tepe seviye dersek de tahmin ediyorum 6.25-6.30 kurda değişirken gram altında da 250 TL'nin belki şu an için psikolojik bir direnç olarak takip edilmesi önemli ama kurda yaşayacağımız değişimlerin gram üzerinde etkisi çok belirgin olacağı için bugün ve bundan sonraki süreçte ben gram altın takipçilerinde de kurda birebir dikkat etmesi ve orayı takip etmesine fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Ve izleyiciden bir altınla ilgili ikimiz de olumlu puan aldık. İbrahim Şenbaş tespitin son derece yerinde olduğunu söylüyor. Bu bölümü noktalıyoruz.